Değerli dostlar, bugün sizlere yaprağı kullanılabilen bazı ağaç türleri ve bu yaprakların şifalı özelliklerinden bahsedeceğiz. Çünkü arkadaşlar, bazı ağaçların yaprakları hem yenilebilir, özellikle bunu tüketebiliriz, hem de çayını yaparak veya lapası ve farklı şekillerde kullanarak şifalı özelliğinden faydalanabiliriz. İşte bugünkü videomuzda bu ağaçların yapraklarının nasıl kullanılması gerektiğini ve şifaların neler olduğunu kısaca sizlere sunmaya çalışacağız. Ceviz ağacının yaprağı. Ceviz ağacının yaprakları oldukça şifalı olup içerisinde tanen, eterli uçucu yağ, juglan denen bir madde ki bu mantar hastalıklarına karşı çok etkili, C vitamini ve flavonlar içermektedir. İşte bu özellikleriyle ceviz ağacı oldukça şifalı bir değer kazanır. Deri hastalıklarına antiseptik olarak haricen ceviz yaprağı kullanılıyor. Özellikle yaprakları tüm sıraca hastalıkları, yine frengi, egzema, uçuk gibi hastalıklara karşı banyo suyu şeklinde kullanılması etkili olacaktır. Uyuz hastalıklarına karşı da yine suyunun elde edilen, yine yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen suyun haricen uygulanması da fayda sağlayacaktır. Ceviz yaprağı suyu hazırlamak için yaklaşık 3-4 adet ceviz yaprağını 1 litre suda kaynatarak şifalı bir su elde edebiliriz. Bu su ağız boşluğu iltihabı, diş eti, boğaz ve gırtlak hastalıklarına karşı da gargara yapılarak kullanılır. İşte ceviz ağacının meyvesinin çok kıymetli olması yanında yapraklarının da bu şekilde şifalı özellikleri bulunmakta. Okaliptus yaprağı. Okaliptus ağacı bataklık kurutan ağaç da olup daha çok nemli sulak alanlarda yetişir. Yaprağı özellikle şifa niyetine kullanılır ve ülkemizde üst solunum yolları hastalıklarının tedavisinde çokça kullanılır. İshal kesici, mikrop öldürücü ve boğaz iltihaplarıyla birlikte soğuk algınlığı belirtilerini ortadan kaldırır. Bunun için 3-4 adet okaliptus yaprağı 1 bardak kaynamış suda 5 dakika bekletilerek şifalı çay elde edilir ve bu şekilde tüketilir. Zeytin yaprağı. Zeytin ağacı kutsal sayılan ağaçlardan biri olup meyvesi kadar yaprakları da çok şifalı ve çok faydalıdır. Özellikle zeytinyağı içerisinde linoleik asit, palmitik asit ve stearatik asit bileşenleri bulunur. Antiinflamatuar bir özelliğe sahiptir. Zeytin yaprağının kurutularak suda kaynatılması suretiyle elde edilen çayı başta bağışıklık sistemini güçlü hale getirir. Antibakteriyel özelliklerinden dolayı vücutta bir koruma kalkanı sağlar. Mantar oluşumunun önüne geçer ve hücre yenilemesini de sağlar. Bu özellikleriyle zeytin yaprağı çok şifalı olup kurutulan yapraklarından bir bardak suda 1-2 dakika kaynatılarak şifalı çay yapılır. Asma yaprağı. Asma yaprağı besin içeriği bakımından oldukça zengindir. A, B6, C, E ve K vitamini, yine birçok mineral, mesela demir, kalsiyum, magnezyum, manganez gibi ve ayrıca bol miktarda bitkisel lif içerir. İşte bunların tamamı bir araya geldiğinde şifalı bir özellik elde edilir. Asma yaprağının sıkılarak elde edilen öz suyu ağrıyan bölgelere sürülürse ağrıyı hafifletir. Yaklaşık 3-4 adet asma yaprağı 400 ml suda 15 dakika kaynatılarak hazırlanan su günlük 1 bardak olarak içilmesiyle baş ağrısını dindirdiği, migren ağrılarını azalttığı biliniyor. Ayrıca mideyi rahatlatan bir özelliği de var. Asma yaprağının çok önemli bir diğer özelliği ise alkol bırakmak isteyenlere uygulanacak bir kür şeklinde de kullanılır. Bunun için 10 adet asma yaprağı kaynatılarak elde edilen su her gün içilir. Bunun içilmesiyle alkolü tiksindirici bir durum ortaya çıkarır. Yine hemoroid tedavisi için ise bu suyun 10 gün boyunca aralıksız günlük olarak kullanılması gerekiyor. Ayva yaprağı. Ayva yaprağı tam bir kış hastalıkları tedavi edici bitkisel bir çözümdür. Özellikle kışın üst solunum yolları hastalıklarına karşı bunun çayı yapılarak tüketilir. Yaklaşık 4-5 adet ayva yaprağı 1 bardak suda 5 dakika bekletilerek kaynar halde şifalı çayı hazırlanır ve günde 1 bardak içilir.
boğazı rahatlatır, nefes darlığını geçirir, akciğerlerle ilgili sıkıntıları giderir. Ayva yaprağının faydalarından biri de kan şekerini kontrol altına almasıdır. Özellikle yüksek tansiyon sıkıntısı olanların da bu çayı içmesi gerekiyor. Yine zayıflatma özelliği olduğu da biliniyor ayva yaprağının çayı. Çam iğne yaprağı. Tam bir vitamin deposu olan, kalp ve akciğer sağlığını koruyan, yine göz içinde çok önemli olan çam ağacının iğne yaprakları toplanarak suda kaynatılmak suretiyle şifalı çayı elde edilir. Hem çok lezzetli, ferahlatıcı hem de şifalı özelliği olan çam yapraklarından yaklaşık bir yemek kaşığı kadar bir bardak suda kaynatılır ve şifalı çay hazırlanır. Bu çay bütün akciğer hastalıklarına karşı solunum yollarını rahatlatmada, nefes almayı rahatlatmada kullanılan çok önemli bir çaydır. İçerisinde çok miktarda C vitamini ve çeşitli antioksidanlar bulunan çam iğne yaprakları hafızayı ve konsantrasyonu da arttırmaktadır. Ayrıca vücudun yaşlanma karşıtı bir etki göstermesini de sağlar. İşte bütün bu şifaları elde etmek için çam ağaçlarının özellikle o yıl oluşmuş körpe yaprakları toplanarak şifalı çayı yapılmalıdır. Defne yaprağı Akdeniz iklimine uyum göstermiş bir ağacın çok hoş kokulu aromatik bir yaprak çeşididir. Sakinleştirici etkisi bulunan defne yaprağı çay olarak tüketildiğinde daha rahat uyuyabilmenizi sağlar. Stresinizi azaltır ve yorgunluğunuzu giderir. Bunun için yaklaşık 3-4 adet defne yaprağı bir bardak suda 5 dakika kaynatılarak bir şifalı çay elde edilir. Özellikle C ve A vitamini bulunan defne yaprağı bağışıklık sistemini güçlü bir hale getirir. Antioksidan ve demir içeriğinden dolayı da kalp sağlığına iyi gelir. Öksürüğe de iyi gelir ve balgam söktürücü özelliği de vardır. Funda ağacı daha çok ormanlık alanların altlarında bulunan iğne yapraklı ve çalı formunda bir ağaçtır. Bu iğne yaprakları toplanarak şifalı çay yapılır ki bu çay kolesterol düşürmede ve gut hastalığının tedavisinde çokça kullanılır. Ayrıca çayı eklem ve kemik ağrılarına karşı etkilidir. İdrar yolu enfeksiyonları için de funda yaprağı çayı kullanılır. Prostat kanseri tedavisinde de kullanıldığı bilinir. İncir yaprağı. İncir ağacının yaprakları sağlık açısından birçok fayda sağlar. Şeker hastalığı için doğal bir çare olan incir yaprağı aynı zamanda diğer bazı hastalıkları da tedavi eder. Özellikle trigliserit ve kolesterolü düşürdüğü bilinmekte ve bu şekilde kullanımı oldukça yaygındır. İlkbaharda toplanan meyve vermeden önceki yapraklar 3-4 gün içinde gölgede kurutulur. Kuruyan yapraklar elle ovularak yaklaşık bir yemek kaşığı bir bardak suda 5 dakika kaynatılır, süzüldükten sonra içilir. İncir yaprağı aynı zamanda hafif müsil yapıcı, yani bağırsakları çalıştırıcı ve ishal edici bir özelliğe sahip. İdrar söktürücüdür. Ayrıca incir yaprağından alınan süt de sihir, yara ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Kestane yaprağı. Kestane yaprağı yüksek ateşi düşürmeye yardımcı olan mucizevi bir besindir. Özellikle meyve vermeden önce taze körpe yaprakları toplanır. Yaklaşık 2 adet yaprak bir bardak suda 2 dakika kaynatılarak bir şifalı çay elde edilir. Bu çayın en önemli özelliği sakinleştirici özelliği olması, depresyon durumlarında çok etkili ve yine erken yaşlanmaya karşı etki sağladığı bilinir. Detoks özelliği bulunan kestane yaprağı bu şekilde kullanılır. Ormanlık alanlarda yabani olarak yetişen bir ağaç, menengiç ağacı ve bunun meyveleri toplanarak çeşitli şekillerde kullanılır. Özellikle meyvesinden meşhur menengiç kahvesi yapılır. Bunun yanında yaprakları da oldukça şifalıdır. Menengiç ağacından toplanan yapraklar suda kaynatılarak elde edilen çay, nefes darlığı, öksürük, mide ağrıları ve cilt yaralarını iyileştirmede çok etkilidir. Ayrıca ayak terlemesine karşı da haricen uygulanır. Kalp yetmezliği riskini ortadan kaldırır ve yine cinsel gücü arttırdığı da bilinir menengiç ağacının yaprakları.